Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sıra dışı görüntüsüyle, muhteşem lezzetiyle, kum gibi ağızda dağılan kıvamıyla şahane bir tuzlu kurabiye tarifim var. İçerisindeki çıtır çıtır susam ve çörek otuyla yemelere doyamayacağınız bu güzel kurabiyenin buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen detaylarına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kabına 150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı çörek otu, 3 yemek kaşığı susam, kavrulmuş susam kullandım, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Kıyırlık vermesi için de 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim ve malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Tuzlu kurabiyelerde sirke kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Muhteşem bir kıyırlık veriyor. Ağızda dağılan kıvamının asıl sebebi sirke. Evet, yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unu yavaş yavaş ve kontrollü eklemekte her zaman fayda var. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben yaklaşık 2 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml. Her evde bulunan klasik su bardaklarından kullanıyorum. Evet, hamurumuz artık hazır. Şekil vermeye geçebiliriz. Hamurumuzun tamamını tezgah üzerine alarak bu şekilde büyükçe bir rulo yapalım. Sonrasında hazırlamış olduğumuz ruloyu streç filme sıkı sıkı sararak buzdolabının dondurucu kısmında yaklaşık 1 saat dinlendirelim. Biraz katılaşması gerekiyor arkadaşlar. Dilimlerken parçalanıp bölünmemesi için buzlukta dinlendirmek çok önemli. Bu tarifin lezzetine ve kıvamına kefilim arkadaşlar. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim evinizin favori tuzlu kurabiyelerinden olacak. Evet, süre sonunda hamurumuz artık katılaştı. Dolaptan alarak streç filmden kurtaralım. Üzerini kaplamak için 1 adet yumurta akı ve yaklaşık 1 su bardağı kavrulmuş susamı genişçe bir tabağa alıyorum. Ve hamurumun tamamını öncelikle yumurta akına, daha sonra kavrulmuş susama buluyorum. Hamurumuzun üst kısmını tamamen kavrulmuş susamla kaplayalım. Ve artık ince ince dilimleyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde dilimleniyor. Dilimlerin ne çok ince ne de çok kalın olmasını öneririm arkadaşlar. Videodaki kalınlık idealdir. Evet, kurabiyelerimizi yağlı kağıt seril fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Ve kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirelim. Üzerleri beyaz kalacak, altı hafif pembeleşecek şekilde pişirmek yeterlidir. Kurabiyelerimi hemen sizler için sunum tabağına alarak kıvamını göstererek bu videonun sonuna yaklaşıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sorularınız varsa yorumlar kısmından yazarsanız cevaplamaktan mutlu olacağım. Yine yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da yorumlar kısmından belirtirseniz hepsini tek tek yapmaya çalışacağım. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.